Hadi toparlan Haydar, konağa gidiyoruz. Senden eleşecek halim yok, hadi dedik. Yok, istemez. Burası iyi. Ne diyorsun oğlum sen? Amal gel dedim. Ben kovulduğum yere dönmem. Adam olaydın da kovulmayaydın. Hadi uzatma, işim gücüm var, hadi. Tabii. Ağır mesuliyetlerim var artık senin. Bir nevi öyle. Senin aklın ermez. Doğru. Senin gibi yüksek ilkokul diplomamız yok. Fabrikaların başına falan mı düşünüyor ağan seni? Sen adam gibi şu arabaya bineceksin mi, yoksa başka türlü mü bindirelim Haydar Efendi? Yürü hadi, yürü. Korkutma beni Memo. Bak donuma dolduracağım şimdi. Eh, benden günah geçti. Demek ki Bekir abiye durumu aksettireceğiz. Bir de şu eşiğin ayağına araba yolladılar. Tamam ulan konuşma. Yürü hadi. Bak bak bak. Saygısız sabah. Geç çabuk öne ayı. Konuşma be. Sür hadi. İyi burası. Sıktın lan sen artık. İyi. Ben de gelmem o zaman. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, bakıyordum da. Buralı mısınız? Yok, sayılır ama. Vay Salih, kardeşim nereden çıktın sen? Şey, bizim arkadaş sizin saç şeyini hiç görmemiş de ona bakacağız. Tabii geçin bakın, okul yok mu bugün? Bizim öğlene kadar boş, hoca hastaymış da. Ha, çay söyleyeyim mi size? Yok abi, zahmet etme, gel bakalım. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Gel benimle. Yürü. Aa, ne kadar ilginç. Kimin saçı bunlar böyle? Dünyadan herkesin var. Her gelen kadın bırakıyor. 25 yıldır biriktirmişler. Metin abi beni tanıdı galiba. Tanısın ne var? Bana göre hava hoş. Senin için söylüyorum. Ne var? Sınıf arkadaşımıza bir şey gösteriyoruz. Ya bir şey konuşacaktın. Neden bana acayip davranıyorsun? Birden sizli bizli falan oldun. Abin bizim senli benli olmamızı hoş karşılamıyor. Açıkça söyledi düğünde. Bir de laf etmişsin. Biz arkadaşız, bana yüz çevirdi bilmem ne diye. Asıl sen dün benim okulda yüzüme bile bakmadın. Heh. Artık beni sevmiyor musun? Yani arkadaş olarak demek istedim. Dönelim mi? Tamam. 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 Önden geç. Geldin mi Haydar? Hoş geldin.
Hadi geç mutfağa, karnını doyur. Karın içeride, gözü yollarda kaldı. Oğlunun karının hatırına affetti ağan seni. Ben de o bizim oğlumuz sayılır. Çoluğunun çocuğunun başına gelsin dedim. Artık içmek yok. Kendine çeki düzen ver. Hadi çocuğum. İçmem Sümbül anne. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Az daha geberteceydim hayvanı. Burnumdan getirdi gelene kadar. Sağ ol Hayri. Bir şey değil. Bu kadar işinin gücünün arasında bir de bununla uğraşıyorsun. Hiç. Daha Kayseri'ye gidilecek. Kargodan gelin hanımın eşyaları alınacak. Döneceğim ağamı bağdan alacağım. Selamun aleyküm millet. Hoş geldin. Bir kap bir şey koyun da yiyelim. Kaç gündür kuru ekmekten başka bir şey geçmedi kursağımızdan. Bu sana iyi bir ders olmuştur Aydar. Tam buldun adamını. Öğlen yemeği daha yeni pişiyor. İki yumurta kır da yesin Dicle. Merak etmedin mi kız bu adam nereye yok oldu diye? Hiç arayıp sormadın. Ne arayıp soracağım? İnsan giderken şundan şu oldu demez mi? Dedirttiler de demedik sanki. Ama ne oldu? Utandılar bak. Ayağıma kadar araba yollayıp aldırttılar. Gelmeyecektim ama hadi büyüklük bende kalsın dedim. Aldırtmaları sana saygılarından değil asalak. Uyan artık. Köyde möyde abuk subuk konuşursun. Gözlerinin önünde ol diye aldırttılar. Sanki biz bilmiyoruz. Ek yerleri görünsün istemezler tabii. Senin de vaktin gelecek Haydar Efendi. Bunu yanına bırakacaklarını sanmayasın. Adam ol, kız kuyruğuna otur da kabahatini unuttur. Karnın doysun hiç olmazsa. Sen gelsene biraz yanıma. Çek elini ulan! Bak bu evde barındırmam seni ona göre ha. Senin bu evde barınman bana bağlı esas. Beni kapıya koyarlarsa yanıma seninle piç koyarlar haberin olsun. Kendini boşa saklıyorsun bana burası. Ağanın kraliçe gibi karısı var. Sen bu sevdadan vazgeç. Canın hiç çekmiyor mu kız kaç senedir ha? Bin canım olsa bile birini vermem sana. Ya şunu. Çek git başımdan hadi. Senin gibi yılanın elinden yemek yiyeceğime aç geberirim daha iyi be. Göreceksiniz gününüzü siz. Haydar kimmiş eşek gibi anlayacaksınız. Acı mı bunlar? Acı gelin abla. Dur. Gel bakayım sen buraya. Ay yanaklara bak. Kaçma aşağı inme demedim mi ben ha? Bırak ya bir şey yok oynuyorlar işte. Ay gözlere bak. Ay ne kadar güzel. Babasına çekmiş. Çabuk evine Dicle. Al şunu ayak altından. Sana kaç kere söylüyorum şunu ayak altında dolaştırma diye. Çocukta terbiye diye bir şey kalmadı bunun yüzünden. Herkese merhaba. Hoş geldin. Ne o? Bugün bekleyenimiz yok. Haberin senden önce geldi geç geleceksin diye. Koş öyle Memo. Aman hoş hadi. Geldin ha. Hiç duymadık geldiğinizi. Kendi gürültünüzden duymamışsınızdır. Al şunları götür içeri. Bunlar ne? Sürpriz. Aç bakalım. Nasıl sürpriz? Söylesene çabuk. Ne haber abla? Nasılsın? İyiyim Seymen. Geç kaldınız. Bu sana. Ay Seymen. En kaliteli resim malzemelerinden. Seymen. Nerede seyredeceğiz bunları? Yarın görürsün nerede seyredeceğini. Yoksa ev sineması mı aldın? Ben şu terası atölye haline getiriyorum. Of oradaki ışık harika ya. Ben orada bütün gün çalışırım. Burada resmi yapılacak o kadar çok şey var ki. Seymen nereden aldın bunları?
Hangi odayı sinema yapalım acaba? Ne marka aldın? Seyman ya, baksana. Tamam, teker teker konuşuyorum. Ay, ne oluyorsunuz ayol? Birine bir şey mi oldu? Seymen ev sineması almış anne. Bana da resim malzemeleri almış anne. Ev sineması da nasıl bir şeymiş? Ay hadi yemeğe oturalım. Ay açlıktan öldü millet. Nerede kaldınız oğlum? Zeynep nerede? Zeynep'i de çağırın hadi. Bak keçilerine iş çıktı dayı. Resim mi çiziyorsun sen gel. Ressam o ressam. Ressam mı? Aha. Sağ ol Salih. Salih. Ablanlar içeride film seyrediyor. İstersen gir seyret. Annem falan da orada. Yok Seymen abi. Ben bir şeyler yiyip çıkacağım. Arkadaşlarla buluşacağız. Dersler nasıl? İyi. Hadi bakalım. Bir şey kalmadı. Güzel bir karne bekliyorum. Tamam mı? Tamam Seymen abi. Gel Bekir. Otur al birini. Asayiş Berkemal sonunda. Nihayet. Aman şşt, sus ses etme. Öyle gibi. Şu kadın milletini zapt etmek aslında ne kolaydı he man. Ya Bekir Kirve ne adamsın sen ya. Bu Luchescu hücum futbolundan hiç anlamıyor ha. Tek bildiği şey defans defans defans. Peki bu takım nasıl galip gelecek? Ah be Bekir Kirve. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz Bahar yengesi. Oo, Mahsen'in nadide parçaları çıktı demek. Bak yengecim, böyle şarabı dünyanın hiçbir yerinde içmemişsindir. Tahmin ederim. Gel birer kadeh tadalım ha. Ya dur sabret biraz, masa falan kurulsun. Herkes gelsin, ayıp. Aa, bir şey olmaz, gel hadi. E hadi. Anlat bakalım. Düğünden beri görüşemedik. İstanbul nasıl? Bildiğin gibi. Aynı sıkıcı mekanlar, aynı suratlar. Aynı kızlar. Söyle bakalım, özel birisi var mı hayatında? Vardı, bitti. Heyecanı kalmamıştı, bitti. Kolay vazgeçiyorsun galiba. Herkes abim kadar şanslı. Ben de çok şanslıyım.
Bir gün senin de şansın güler. Hiç merak etme Seyhancığım. Ah! Erkenden kafa çekiyorsunuz bakıyorum. Oğlum, gelir gelmez konağın ahlakını mı bozuyorsun? Hoş bulduk abi. Lan gelsene oğlum aşağı. Dünyanın paketi var burada. Koca kız oldun ya. Tamam hediyene bak ama önce bir öpeyim. Sen ver hadi. Al bu da benden. Oy oy dayısı neler almış. Al delişciğim. Ne güzel şeyler bunlar böyle. Hadi git de aç hediyeyi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Açarsın. Hadi gel pastanı kes. Zeliha yeter ama. Kalk. Yeter artık. Bıktım düğünlerinizden de doğum günlerinizden de. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam edin bakalım. Sandınız ki ölülerle birlikte anılar da gömülür. Hepinizi Allah kahretsin. Ne oldu abla? Anne, kızlara söyle masayı kaldırsınlar. Yine onu bu gece sakinleştirdim. Sakinleştirici ilaçlarını düzenli alıyor muydu? Almaz mı doktor? Alıyordu. Ben yarın sabah tekrar uğrar bakarım. Gene de bir şey olursa gece beni arayın. Deliş. Dayı açıkta kalmış desene. Nerede mi yattı acaba? Yok. Yatağın altında mı acaba? Bu kıyafet kahvaltı için pek uygun değil ama. Hadi gel seni giydirin. Nasıl? Uyuyor. Doktor şimdi baktı. Gene iğne vurdu. Buhran mı bir şey geçiriyormuş. Bir şey yokmuş. Daha nesi olsun Fatma Hanım? Zeliha'ya giyecek bir şeyler arıyordum. Gir gir seni duymaz. Büyük dolabın sağında her bir şey var. Sen bekle Zeliş tamam mı?
Günaydın. Günaydın. Geçin oturun bakalım. Geçin oturun çocuklar. Bu doktor Asım Bey, bu da gelinimiz Bahar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle ben okula yetişeceğim. Nasılsınız Eliş'cim? Hadi bay bay. Öğleden sonra görüşürüz. Dilara nasıl oldu? Nispeten daha iyi. İğnelerle bir müddet daha uyuyacak, sonra tekrar bakacağız. Bahar yengenle mi uyudun kuzucuğum sen? Ha? Beraber uyuduk değil mi Prenses Hazretleri? Anne başını salladı, gördünüz mü? Bu çok büyük bir gelişme. Uzun süredir ilk kez bilinçli bir tepki verdiğini görüyorum. Bu senin mucizen Bahar yavrum. Hadi kendin ye bakalım Zeliş'cim. Artık sen abla oldun değil mi? Canım benim. Şeker maşası nerede? Hiçbir şey yerinde durmaz bu evde. Rıza, gel oğlum. Gel. Otur şuraya da kahvaltı edelim hadi. Abla! Abla Fatma abla! Ne oldu Ayrı abla? Sorma. Ah bak şu Allah'ın işine. Ay Allah'cığım sen büyüksün ya Rabbi. Ay abla, Bekir abi kız konuştu. Hangi kız konuştu be? Hangi kız? Zeliha mı konuştu yoksa? He, Zeliha konuştu. Önce Sümbül annem sordu. Sen yengenle mi yattın kuzum dedi. Bu ses etmedi. Öylece ne baktı. Sonra gelin abla ama böyle komik komik sordu. Seninle beraber uyuduk değil mi Prenses Hazretleri demesiyle. Bu baktı baktı. Başını salladı böyle. Sümbül annem falan hep ağladı. Seymen anında burasına kadar geldi. Koyuncuk da az kaldı. Ay yarabbim. Görüyor musun bak Bekir? Hı-hı. Cenab-ı Allah bir kapıyı kapadı, bir kapıyı açtı. Ana sustu, kızı konuştu. Ama ne varmış bir baş sallamayla. Şansa denk gelmiş işte. Alık alık bakılmıştır. Siz öyle gelmiştir. Yapma oğlum, geç kahvaltını et hadi. Oo, bu kadarla kalsa iyi. Gelin abla, sen abla oldun değil mi artık dedi. Bu hı hı demesin mi? Aa! Bak bu gelin hanım çok merhametli insanmış Fatma. Ne zamandır dikkat ediyorum, kıza çok iyi muamele ediyor. Bravo valla. Amerika görmüş kız tabii. Çok bilinçli maşallah. Kimse eline su dökemez. Ben oynamaya gidiyorum. Sümbül annem, Sümbül annem geline bu senin mucizen kızım dedi. Bir sarıldı Bahar ablaya, bastı bağrına. Ağladı ağladı sarıldı, ağladı ağladı sarıldı. Sen bana kızlarımdan ötesin artık dedi. Yukarıdakiler size bağırıyor. Uyuyorsunuz mu ya? Çay istiyorlar. Asya, ay alık şey. Laf mı dinliyorsun sen bir saattir? Koş çay yetiştir çabuk. Beni istiyorsunuz mu bugün Bekir abi? Belli değil. Ağamı bekle bakalım. Doktor bırakılacak derse önce onu götürürsün. Yok, biz bırakacaksak sen ufak arabayı doğru kasabaya indirirsin. Muayenesini tamamlarsın. Ha, ben de onu diyecektim. Kasabada bir iki işim vardı da bu arada. Ne işin varmış kasabada? Bazı ufak tefek işler vardı işte. Allah Allah. Kız karışmasana. Genç bekar çocuk. Her bir türlü işi olabilir. Memo, anlatsana şu işleri lan. Bak kahvaltı vermem ha. Cıvmayın hemen. Aklınız fikriniz abuk sabuk davalarda. Ne işi olacak? Noter işi, banka işi filan. Allah Allah ya. Hadi yekmeyen çabuk sen de. Bir daha da bu kadar geç kalma. Bir gün ağam senden önce ini verecek, göreceğin gününü. Bekir, hadi gel şu düğmeni dikivereyim sen hadi. Zeynep Hanım bıraktım Bekir abi. Saatinde inmez ki. Vallahi ders zili çalmadan okula vardığımız vaki değil. Aferin Memo. Doğru yoldasın. Bak nasıl aldı seninki fitili. Bana da öyle geldi. Hep böyle yapam değil mi? Tabii tabii. Ama Gantar'ın topunu fazla kaçırma. Azar azar kıskandır, değil mi?
Bana müsaade. Teşekkürler Asım Bey. Memo sizi hastaneye bırakır. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizi geçireyim, buyurun. Hadi bakalım hanımlar. Bana kim güle güle diyecek? Benimle idare edeceksin Seymen dayısı. Hadi güle güle, iyi işler. Ya bir fikrim var. Akşamüstü erkenden geleyim. Siz de şöyle bir güzel süslenin püslenin. Zeynep'i de alalım. Şöyle bir güzel yere gidip yemek yiyelim. He? Ne dersin? Böyle bir durumda... Yani hani Dilara grip olmuş ya, bırakmasak. Canım o zaten uyuyor. Hem gripin ilacı uyumak. Hem annem onun yanında nasıl olsa. Tamam mı Zeliş? Şu yengene bir şey söyle ya. Oyun bozanlık yapmasın. Tamam anlaştık. Bizi beşte falan aldır, tamam mı? Hadi Zeliş gidip süslenelim. Ancak hazırlanırız. Heh, çok iyi. Daha gitmemişsiniz. Yetiştim. Uçak vakti geçti. Nereye? Sinasos'a. Ne yapacaksın oğlum sabahın köründe Sinasos'ta? Bir şey yapmayacağım. Bazı turist arkadaşlar var orada. Dolaştıracağım biraz. İyi, gidelim bakalım. Şu turist arkadaşlarla bir de biz tanışalım. Soralım bakalım otelimizden memnunlar mı? Bir istekleri var mı? Sarışınlar mı? Esmerler mi? Ya Seymen rahat bırak çocuğu ya. Yürü. Yürü. Tamam. Yürü. Hadi. Kıracağım be. Hadi. Söyle Memo. Evet. Yok artık. İyice gördün mü oğlum? Adamları benzetmiş olmayasın. Hamzaoğlu'nun hançeri getiren tipler mi? Allah Allah. Delirdin mi bu herif peki? Eceline mi sustadı da oturup heriflerle rakı içsin? İyi bak iyi. Ya tabak gibi gördüm diyorum Bekir abi. Rahat konuşamıyorum şimdi. Bana müsaade. Geç oldu. Ya dur Haydar, daha ne içtik ki? Yedik içtik. Sağ olun. Ben gideyim. Madem öyle sen bizden haber bekle. Ağam seni mutlaka görmek istiyor. Bugün yarın ilk fırsatta seni buluruz biz. Sakın öyle ulu orta bitmeyin bizim kasabada. Benim amcaoğlunu bulun, o şey yatsın. Ya bu da bizi kuş sandı ya. Hadi hadi, eyvallah. Bu tamam gibi. Gibisi fazla. Bekir Bey, dolaşıp durmayın. Toplantı bitince ben size haber veririm. Yani eski köye yeni yeni modalar çıkarttınız ha. Önemli bir dava olmasa şey etmeyiz herhalde. İki dakika çağır, çıksın baksın bir, gene gitsin. Bir saattir ne konuşulacaksa konuşulmuştur zaten. Amma maymıntı tipler be. İki tane makine montajı için iki gündür vır 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 toplantı. Ama... Ben bile yapardım şimdiye be. Amerikalı mühendisler toplantıya başlarken sizin ikide bir içeri girmemenizi özellikle rica ettiler. Bak sen. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Kimse yok mu? Bağırma. Ablanı uyandıracaksın. Hala uyuyor mu? Uyuyor. Aman uyusun. Buyur kahveni ablacığım. Çorbayı içti mi? İki kaşık aldı işte. Gözünü açamıyor ki yemek yesin. Aç açına daha kötü demem abla. Aman bilmiyorum. Canımdan bezdim vallahi. Taze kurabiye pişti. Çayla getirir mi Zeynep? Hayır sağ ol Fatma abla. Rejimdeyim.
Aa, aa. Yenge, bu ne şıklık? Aa, Zeliş. Saça bak saça. Abin akşamüstü hazır olun, Zeynep'i de alıp bir yere yemeğe gidelim dedi. Aa, harika, hemen hazırlanırım. Bu evde patladım artık. Siz de gelmez misiniz anne? Kızlar Dilara ile ilgilenir. Yok kızım, siz gidin. Dilara içeride öylece yatarken ben gezmeye falan gidemem. Nasıl isterseniz. Ben bir çay alayım. Hay Bekir. Sana hay esas. Ayıp be, ayıp. Ne o hay huy? İçeri girmek Bekir. Sizin suyunuz ısındı. Bedava lüks otel. Hı-hı. Bol arpa, fabrika, montaj, no. Finito, finito. Siz var ya siz. Go, go, go Amerika. Görürsünüz siz. Hepinizi attıracağım buradan. Gene niye bulaşıyorsun mühendislere Bekir? Rahat bırak şunları ya. Ya bunlar da kafayı taktı bana ha. Seninle mühim bir şey konuşacağım. Vaktim yok Bekir. Yolda konuşuruz. Daha çocukları alıp yemeğe gideceğiz. Sen önce az içeri gel de. Memo iyice görmüş mü? Vallahi görmüş. Belki tesadüftür. Orada rastlamıştır. Bedava içkiyi bulunca çöküp içmiştir. Ya bilmez gibi konuşuyorsun Kirbe. Senin dedenin zamanından beri Karadağlarla Hamzoğullarının bırak adamları, keçileri bile aynı otlaktan ot yemez. Koku alıp yol değiştirirler. Nerede kaldı oturup beraber içki içecekler. Şimdi senin dedenin babası var ya... Tamam Kirbe, yine başlama ya. Doğduğumdan beri bu saçma sapan düşmanlığın hikayesini dinlemekten de bu düşmanlıktan da bıktım. Bunlar durup dururken çengel atmadılar ya Haydar'a. Otur bir konuş şununla bakalım. Şu işin kokusu çıkmadan pek ortada dolaşma istersen ağam. Hani çoluğu çocuğu alıp çıkacağım dedin de. Bekir, bu korkuyla yaşanmaz. Biz efendilik ettikçe azıtıyorlar. Bak, burnumuzun dibine girmeye başladılar gene. Gerekirse ağzını burnunu dağıt Haydar. Dertleri neymiş anla. Ne konuştuklarını öğren. Sıkı takibi al. Salak mı sanıyor bunlar bizi be? Keşke babamız sağ olsaydı. Ben evdekiler için endişe ediyorum. Zaten yaptılar yapacaklarını. Dilara'nın haline bak. Zeliha'nın 2 yıldır dili tutuldu. Öyle. Beni yine can alıcı yerimden vururlar diye uykularım kaçıyor. Bahar. Annem. Zeynep her gün okula gidiyor. Genç kız. Nasıl eve kapatacaksın? Seyhan desen İstanbul'da. Avucumun içinde tutamıyorum. Ya Allah korusun ha. Biz tedbiri elden bırakmayalım da. Sen korumaları arttır. Evden kimse tek başına adamsız bir yere çıkmasın. Gece evin etrafında kuş uçurtmayın. Sen de dikkat et. Unutma. Sen de topun ağzındasın. Acı patlıcanı kırağı çalmaz ağam. Sen merak etme. Sen gene de bu akşam çıkarmasan evdekileri. Hazırlıksız yakalanmasaydık. Önce bir davayı anlasak. Ölümlerden ölüm beğen diyorsun yani. He? Bu haber hiç hoşlarına gitmeyecek. Giyinmiş kuşanmış bekliyorlardır. Kadın kısmının kini tez geçer. Kulak asma ağam. Bu işi tek bir şey temizler. Saadet Hanım. Buyur. Bana İstanbul'dan Can Bey'i arar mısınız? Bahar Hanım'ın eniştesi. Seymen, nereden çıktı bu kız? Yemekte durmadan laf karıştırdınız. Ya misafir işte. Bizim otelde kalıyorlarmış. Seyhan arkadaş olmuş. Dışarıda yiyeceklerdi, ben davet ettim. Ne oldu? Bu akşam evcek dışarıda yiyecektiniz. Testileri görünce dayanamadım. Alıp geldim işte. İyi akşamlar. Ben biraz yukarıda çalışacağım. Kahve içmeyecek misin? Hayır. Hay Allah. Sana söylemeyi unuttum. Öbür gün ablan da enişten geliyor. Ablanla enişten mi geliyor? Nasıl yani? Bugün aradım. Ne zamandır aklımdaydı.
Düğünde telaş eden doğru dürüst ilgilenemedik. Sen de New York'tan dönünce koşturmaktan yüzlerini göremedin. Hafta sonu Kayseri'de iş adamlarının bir toplantısı var. Can da gazeteden bunu mutlaka izlemeye gelir diye aklımdan geçiyordu. Gerçi başka bir arkadaşı izleyecekmiş ama ben ısrar edince ablanı da alıp gelmeye karar verdi. Biz toplantıdayken siz de ablanla hasret giderirsiniz. Harika, çok sevindim. Ne kadar iyi düşünmüşsün. Hay Allah. Dilara toparlansa bari bu iki gün içinde. Toparlanır, toparlanır. Yeter artık. Söyle o doktora iğne yapıp durmasın. Kalksın, sorunlarıyla yüzleşsin. Ona iyi bir psikiyatrist bulacağım. Böyle yaşanmaz. Harika. Ben bir ablamı arayayım. Hay Allah, ne sürpriz oldu ya. Ablamlar geliyormuş. Aa, harika, ne zaman? Bir gün. Ben de pazartesi dönerim artık. Oğlum, okul ne olacak? Ne biçim üniversite talebesi bu Seymen? Vallahi ben şu anda bir şey demiyorum. Diploma bu yaz geldi geldi. Gelmedi bakacağız. Our sister is very sick. Yes, I'm sorry, I'm sorry. Oh, kahveler de geldi. Diplomayla beraber başka şeyler de gelmesin de. Bak oğlum, bunların hepsi koca bulmaya gelirler buraya. Ayağını denk al ha. What she say? Tercüme et bakalım. She likes you very much. She thinks you are very beautiful. Oh, thank you. You are the most beautiful woman I have ever seen. Bak, öldüreceğim hepinizi şimdi. Ne dediniz siz buna? Kiss her hand. Kiss her hand. Nancy, kiss her hand. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Thank you. Ne oluyor kız? Gel içeri. Amma sırlaştı ha. Siz devam edin. Ben keyfinizi kaçırmayayım. Abla. Gelsene abla. Bizimle biraz otursana. Hem en sevdiğin tatlı var. Bil bakalım ne. Ne? Bil bil. Sütlaç mı? Ben şimdi sana yaparım çocuğu. Ne oluyor ya? Bir durum falan mı oldu? Gel, dolaşacağız biraz. Abi, bu saatte dolaşılır mı? Zaten geç kaldım. Amcamlara uğradım biraz. Çok ağırlaşmış amcam. Başını bırakamadım. Başını bırakamadım abi. Gel Haydar, gel, uzatma. Yolda anlatırsın, gel. Bekir abi, bir bilmeden bir yanlış mı oldu abi? Geç kardeşim, geç geç geç, korkma geç. Gözünüzü dört acını. Seninle konuşmana engel oldum Bahar yenge. Canım, olur mu? Biz ne zaman olsa konuşuruz ablamla. Nasıl olsa geliyor zaten. Ama çok kötü oldum. Ablam tam delirmiş gibi artık. Sen onu eskiden görecektin. Öyle neşeli, öyle güzeldi ki. Zeliş de bıcır bıcır konuşurdu. Ona sus artık diye bağırırdım. Keşke ona hiç öyle bağırmasaydım. Hep benim yüzümden. Yapma güzelim. Her şeyin bir çaresi var. Ablan aklını kemiren şeyler yüzünden böyle. Onları halletmesi için de iyi bir doktora ihtiyacı var, o kadar.
Ablam eniştemi bizimkilerin öldürttüğünü düşünüyor. Bu da onu delirtiyor işte. Bunu hangi doktor halledebilir ki? Hiç böyle bir şey olabilir mi? Kendi ailesi ablamla evlendi diye eniştemi reddetti. Öyle korkunç adamlar ki bu Hamza oğulları, kendi kardeşlerini bile. Nefret ediyorum buradan. Bütün bu insanlardan. Gitmek istiyorum buradan. Burada bu konakta diri diri mezarda gibiyiz. Nefes bile alamıyoruz. Kapıdan tek başına başını bile uzatamıyor insan. Geldiğinden beri kafana göre çıkıp şöyle bir dolaşabildin mi? Senin durumun da hiç farklı değil. Seni de gömdüler buraya. Hadi kanka, yüzünü gözünü toparla. Ne? Nereye? Gidip dans edeceğiz. Delirdin mi Bahar yenge? Yemeğe bile çıkamadık bu akşam. Belli ki gene bir durum var. Rüya mı görüyorsun sen? Bak, beni kimse hiçbir zaman hiçbir yere hapsedemez, tamam mı? Hadi yürü. Ya benim yüzümden abimle kavga edeceksiniz şimdi. Sıktın ama, hadi yürü dedim. Havam da değil. İyi, etme o zaman. Ya ne oldu han? Ağam gelsene hadi. Gelemezsin ki. İçin gider ama gelemezsin. Adamların ne der sonra? Haydar inkar ediyor. Ben orada çorba içiyordum. Geldiler oturdular. Hal hatır sordular diyor. Tanımadım bile kim olduklarını. Neden sonra anladım, kalktım gittim diyor. Gel yengeciğim. Hadi gel, oturalım istersen. Hem geç oldu. Yarın Zeynep'in... Kalkalım yavaş yavaş ha. Ama Memo görmüş. Yemin ediyor. Şimdi sen bir kahve iç, sonra gidelim tamam mı? Bak ben iki ay önce senin bu Nancy gibiydim biliyor musun? Nerede akşam orada sabah. Özgürdüm be özgürdüm anlıyor musun? Sokakta böyle yürürdüm elim cebimle. İstersem dans ederdim. İster sokakta bankta yayılıp etrafa bakardım. Bahar seni kimse buraya zorla getirmedi. Kimse de zorla tutamaz biliyorsun öyle değil mi? Bunu sana abim söylerse dönüşü olmaz. Hadi Can. Hadi Zeynep. Gel bakalım. Paketler buraya.
Abla. Ablacığım. Aa, ne oluyorsun kızım? New York'tan geldiğinde bile böyle tezahürat görmedik. Ya ne çok özlemiştim. Ay, canım benim, canım, canım. Dur bir bakayım sana. Aa, sen şişmanladın mı bakayım? Bahar yoksa? 7 aylık. Ay canım. Aman efendim, buyurun. Buyurduk, buyurduk. Gene size ne zahmetler çıkarttık. Bu seyahat hiç hesapta yoktu. Ama sizin oğlunuz hiç hayırdan anlamıyor. Apar topar yollara düşürdü bizi. Ama ne kadar iyi oldu. Seymen Can'a Kayseri'deki toplantıya illa gazeteden sen de gel diye tutturmuş. Bütün iş adamları geliyormuş. Seninki torpilli haber istiyor tabii. Bizi de alet etti. Eder valla. Seni böyle yalnız mı yolladılar? Aa, bu kadar adam olunca yalnız mı olunmuş oluyor? Çok ısrar etti eşiniz beni kapıya kadar getirmek için ama ben kendilerine engel oldum. Nasılsınız? Çok iyiyim siz. Beyler toplantıdayken siz iki kardeş bol bol hasret giderirsiniz. Israr ettiniz diye gene geçen seferki otelde odanız ayarlandı. Biraz da evin tadı yok. Sizin de canınızı sıkmayalım diye kabul ettim. Ama akşama bekliyorum. Yarın da sizi bizim çarşılara götüreceğim. Aa. Bahar'la ne zamandır gitmek istiyorduk. Dur dur, o çantalar inmeyecek. Onlar doğru otele. Şunları al. Hediyeler eve çıkacak ha. Tamam Bekir, tamam abi. Ya hangisi eve, hangisi otele, anlayamadık bunu be. Şşş. Nedir? Ben Haydar'a bakmıştım. Ne edeceksin Haydar'ı? Ben amcaoğluyum, azıcık görecektim. Haydar'ın kafa patladı. Merdivenden ayağa kaymış. Gece hastaneye kaldırdı. Bir şey yok. Bir iki dikiş attılar. Ne oldu? Amca fenalaştı mı yoksa? Acil bir şeyse git hastanede gör istersen. Yok, babam iyi. Lan oğlum, para mara lazımsa biz halledelim. Haydar yabancımız mı? Yok abi, sağ ol. Ben hastanede görürüm onu. Asker herhalde. Memo, buyur abi. Belli paraya sıkışmış. O eşi ol işlerin cebinde şimdi 5 kuruş yoktur. Git yetiş arkasından şunu ver. Tamam abi. Şşş, hop. Al. Ay, patladım, ne kadar nefis şeyler bunlar ya. Yani şekerim, beyim diye söylemiyorum. Her şeyin en iyisini ister bizim bey. Aldığı kızdan da belli. Doğru. Otelde kimse yok galiba. Baksana, restoran bomboş. Kimse olsaydı ablacığım, biz seninle burada olmazdık, konakta olurduk. Neden? Bir yere gidilecekse önce orası bir güzel boşaltılıyor. Dün gece dansa gittik mesela, bomboştu. Ben böyle rahat rahat dans ettim. Ama bir yere gidildi de pek yok ya. Her dakika tuhaf bir şey çıkıyor, tuhaf şeyler var. Bağır, saçma sapan konuşma. Adam gibi anlatsana, nasıl tuhaf şeyler? Bilmiyorum vallahi. Her an etrafta fısıl fısıl bir şeyler dönüyor. Bazı düşmanları var. Evde aklını oynatmış bir kadın var. Kocasını, ailesinin öldürdüğünü falan düşünüyor. Bazı günler dışarı bile çıkılamıyor. Bazen de kapıda insanlar etten duvar oluyor. Karşı damlarda adamlar böyle salkım salkım duruyor. Amerikalı bir iş adamıyla evlenmedin sen de. Bunları başından biliyordun. Sen her şeyi abartırsın zaten. Adam zengin, 1001 türlü işi var. Evini, ailesini koruyacak tabii. Ne var bunda? Boğuluyorum abla. Ben günde en azından 5 kere sokağa çıkarım, biliyorsun. Ay, burnumu uzatsam olay oluyor. Evin içinde bile peşimde bir ordu dolaşıyor. Nerede kaldı sokağa çıkmak? Aman çıksan da nereye çıkacaksın? Görülecek yerleri görmüşsündür nasıl olsa. Keşke benim de hizmetimi görmek için peşimde bir ordu dolaşsa. Abla, normal olsana biraz. Tamam, bana yaşamımı güzel göstermeye çalışıyorsun biliyorum ama tuhafsın yani. Bizimle İstanbul'a dönmek ister misin? İyice düşün. Odan, eşyaların öylece duruyor.
Ya Sümbül Hanım, bu saatte bu kadar şeyi yersek vermeyin kızlar. Çok mersi. Aa, çerezden ne olacak canım, koy kızım. Heh, kaçak kız kardeşler de geldi. Aa! Merhabalar. Merhaba. Neredesiniz kızım ya? Biz ta nerelerden geldik? Siz iki adımlık otelden gelemediniz. Kaçta konuştuk biz? Bizi bilmiyor musun? Çenemiz düştü yine. Canım bu ne güzellik böyle. Evlilik yaramış ha. Gözün aydın güzelim. Sağ ol. Aa Yaman. Selam. Aa, sen nereden çıktın? Ben ülkemizde alternatif yatırım imkanları araştıran genç bir iş adamı olarak masum toplantıya geldim. Bir de baktım seninki karşımda beni kaptıkları gibi buraya getirdiler. Vallahi ben de nasıl geldim bilmiyorum. Seymen Bey medyayı satın aldı diyebiliriz kısaca. Ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nasılsın? Çok iyiyim çok. Buralar aklımı kaybettirdi bana. Ama esas seni sormalı. İstanbul çalkalandı düğün haberinizle. Günlerce dedikodunu yaptık. Ama kocanı tanıyınca neden apar topar evlenmeye karar verdiğinizi anladım. Bu adamı kaçırmamak için neler yaptın kim bilir? Vallahi ben bir şey yapmadım. Bütün suç onun. Ay sen iş adamı mı oldun bakalım? Ne var, beğenemedi mi? Babası nasıl kızardı Yaman'a, hatırlıyor musun enişte? Şimdi bunlar üniversitedeyken eniştemle ablam flört durumundalar yani. Pis bir bekar evleri var. Ablam da sürekli orada tabii. Tabii annemler uyanmasın diye evden kuyruk olarak ben de ekleniyorum. Bunların sınav zamanı biz sürekli emekli temizlikte. Eniştem sınavların hepsini veriyor. Yaman asla hiçbir zaman takıntısız geçemiyor. Babam bir gün bizi bastı. Can okulda işte. Yok ya. Bir de almaya çıkmış. Biz de ablamla yayılmışız böyle. Avaz avaz müzik çalıyor. Elimizde sigaralar. Müfet amca anahtarla bir girdi. Bizi görünce kükremeye başladı. Of of, hatırlatma, ne korkunç bir günde. Bizi anında kovdu tabii. Yaman'ın babası çok sert. Her şeyi kendi elleriyle yapmış büyük bir iş adamı. Başladı söylenmeye. Bu çocuk sizin yüzünüzden çakıyor okulda diye. Bağırmaya başladı. Siz bizi ne sanıyorsunuz? Demek küçükken de böyleymiş. Oo, o zamanlar hele hiç susmazdı. Neyse ben yetiştim de Mithat amcayı Bahar'ın elinden kurtardım. Yaman'ın da namusu kurtuldu. Ben Ankara'daydım. Toplantıya gelip gelmeyeceğim belli değildi. Fakat bu bölgeye gelip inceleme yapmak hep aklımın bir köşesinde vardı. Hadi işte fırsat dedim. Seymen Bey'i de hep duyuyorum. Buralarda iş yapmak isteniyorsa önce eşinizin huzuruna çıkılıyormuş Bahar Hanım. Biraz öyledir diyorlar. Ya estağfurullah. Uydurmuşlar, yok öyle bir şey. Öyle öyle. Buralarda hangi sektöre baksak altından Karadağ çıkıyor. Biz sadece yerel özelliklerin bekçisiyiz. Burada çok büyük bir turizm potansiyeli var. Burayı bozmadan kalkındırmak çok incelikli bir iş. Dışarıdan gelenlerin anlayamadığı da bu zaten. Böyle bir durumda bizi karşılarında buluyorlar tabii. İşte tam senin kafana göre bir iş adamı. Yalnız bence bunları yarın konuşalım. Hanımları sıkmayalım. Benim yarın biraz değişik planlarım var. Toplantıyı öğleden sonra gelebileceğim. Gene ne acayiplik peşindesin Yaman. Sabah balona bineceğim. Bir de motor kiraladım. Çevreyi falan gezmek istiyorum. Balona mı bineceksin? Evet, siz binmişsinizdir mutlaka. Nasıl? Müthişmiş değil mi? Yo, binmedik. Hadi bakalım yemeğe. Anne, izninle biz kalkıyoruz. Burada yiyelim dedim ama dinlemiyorlar işte. Daha iyi. Dilara'yı rahatsız etmeyelim. Erkekler içince çok gürültü yaparlar. Siz gelmiyor musunuz? Yok kızım. Ben kızı bırakamam. Zeliha da erkenden yatar. Yarın sabah Bahar'la gelip sizi alırız. Çarşıları dolaşırız. Tamam, harika. Hadi afiyet olsun. Çok teşekkürler. Aa, sen gelmiyor musun Zeynep? Gelmiyor. O dün gece 4'te yattı. Evet, bu gece ders çalışıp erken yatacağım. Size iyi eğlenceler. Bekir, bırak o gazete elinden. Bekir, sana diyorum bırak şunu.
Ne var be, niye? Ayıptır. Yemek yerken insan karşısındakiyle konuşur, yüzüne bakar. Eline sağlık der. Allah Allah, öyle mi? Nasılsın karıcığım? Eline sağlık. Musakka nefis olmuş. Günün nasıl geçti? Ha şöyle, adam olun biraz. Siz de kadın olsanız azıcık. Akşam yemeği için şöyle giyinseniz, bir ruj falan sürseniz. Hanımefendiler, nasıl olur acaba? Aa, Bekir abi. Bekir, tepemi attırma benim. Salih nerede Fatma abla? Bahçede kızım. Ona bir şey soracaktım da. Önüne bak hadi. Bu kız oğlanın başını derde koymasın da. Kardeş gibi onlar Bekir, ne diyorsun sen? Ben bir şey demiyorum. Bak abisi artık okula Salih'le bırakmıyor. Benim başıma iş açmayın. Hayriye, Asya. Alın işinizi örgünüzü, çıkın bahçeye hadi. Biz yatacağız artık Bekir abi. Kız ne diyorsam onu yapın hadi. Çıkın dışarı. Ya sen aklını falan mı kaçırdın ya gecenin bu saatinde? Ne soracaksan sor hadi. Şimdi bir gelen olur. Abimler yemekte. Annem de çoktan yattı. Sizinkiler de yemek yiyor. E'si yarın okulu kırıp bir yerlere gidelim mi? Ya komik falan mısın sen ya? Yarın herkes misafirlerle. Ancak akşama dönerler. Arabalar da dolu. Anneme okuldan sonra Meraller'e gidiyorum. Beni aldırtın derim. Sen de bir şeyler uydur. Kol hareketlerinin uyumu iskelet sistemi. Güçlü birim sistemine göre. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol. Uzaklık birimi metre. Seninki gidiyor. Tabii normal. Öğlenden beri içiyoruz. Kahve ister misin güzelim? Ay uykum var. Siz konuşun, ben böyle iyiyim. Tamam. Battaniye. Bu kızı bu çocuğa vermekle çok iyi etmişiz değil mi Cancığım? Öyle görünüyor. Heh, ver hanımı üşütmeyelim. Şaraplarınız bile harika. Neden İstanbul'da yok? Biz şarap işini biraz zevkine yapıyoruz aslında. Babam çok meraklıydı. Onun anısına sürdürülüyor. Ben diğer işlerin yoğunluğundan gerektiği kadar üzerine düşemiyorum. Ama Seyhan'dan çok umutluyum tabii.
Vallahi Haydar. Ne ettiler sana? Hiç abi. Ayağım takıldı, merdivenlerden düştüm. Bana pek öyle gelmedi. Beni senin adamlarla görmüşler. Kötü olmuş. Uyuyan yılanı dürtmüşsünüz. Ben bir şey demedim. Geldiler, oturdular, tanımam etmem dedim. Seni o evde barındırmazlarsa iş sakata girer. Barındırmazlar mı? Elleri mecbur ağam. Ben kendimi barındırmasını bilirim. Sen merak etme. Hadi bakalım, görelim marifetini. Otur geç şöyle. Birer kahve içelim de işimizi konuşalım. Estağfurullah ağam. Siz için, buyurun. Otur dedim. Ne 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 ne. Hemen geliyorum. Tamam. Ne oldu? Ne çabuk şiştin? Çok fenayım. Ay, soğuk soğuk terliyorum. Allah Allah. Gece üşüttün tabii. Çok inceydi üstü. Artık gitsek. Ya 3 saattir dolaşıyoruz. Evde oturmaktan şikayet eden sendin. Al sana gezme işte. Buyursun Dilan. Aradığın dakika hazret. Sağ ol İsrafil Usta. Bakmayacak mısın? Bakmaya lüzum var mı? Peki efendim. Al. İyi bir şey mi var? Gülünce bayılacağım. Gelin hanım bayıldı, içeri yatırdık. Ne? Nerede? Nasıl? İyi, iyi. Bahar nasıl? İyi, çok iyi. Ya oturup kalacak hali mi yok? Bahar? Ha, işte geldi Seymen'in. Ha. Seymen şunlara bir şey söyle, beni kaldırmıyorlar. Ben iyiyim, benim hiçbir şeyim yok. Ya dur abla be. Hı? Neyin var Bahar? Dur kalkma. Ne oldu, niye herkes acayip? Telefonda niye bir şey söylemediler? Neden bayıldın? Doktor ne dedi? Ya yok bir şey. İçimde bir şey varmış. Ondan bayılmışım. Ne varmış içinde? Küçük bir bebek.